erken başlayanlara, başta ev kadınları olmak üzere işbaşı yapmaya hazırlananlara, öğrencilere, yurt dışından izleyenlere, hasta yatağında olanlara, mobilden bizi izleyenlere günaydın. Evet, tarihler 7 Kasım'ı gösteriyor günlerden, çarşamba. Peki biz uyurken dünyada neler oldu? Geceden bu yana neler yaşandı, bitti? Hepsi Olayda Sabah programında sizlerle olacak ama gelin hep birlikte bu çarşamba gününde yol durumuna göz atalım. Sabahın ilk saatlerinde yol durumuna şöyle bir bakalım. İzmir yolu Ataevler ilk durağımız. Geliş istikametinde trafiğin hafif bir yoğunlukta olduğunu ama gidiş istikametinde trafiğin epeyce yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta araçlar zaman zaman gidiş istikametinde durma noktasına geliyor. İzmir yolu Ataevler'de son durum buydu. Oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Devam edelim. Geçit kavşağında sıra. Geçit kavşağında genel itibariyle buraya da bakıldığı zaman trafiğin gayet akıcı olduğunu görüyoruz. Akıcı bir trafik var. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler Mudanya kavşağındayız. Şimdi burada da oldukça trafik yoğun. Şu anda araçlar çok yavaş ilerliyor. Özellikle gidiş istikametinde araçların yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. İleriye doğru da o yoğunluk azalıyor gibi. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler Mudanya kavşağında da durum buydu. Devam edelim. Sıra Meşeler'deyiz şimdi. Sıra Meşeler'de de trafik akışının burada. Sabahın çok erken saatlerinde Sıra Meşeler'de inanılmaz bir trafik oluyor. Ama bu saatlerde trafik akışının normal seyrettiğini yine söyleyebiliriz. Bir yoğunluk yok yani şu anda. Sabahın ilk saatlerinde çok oluyor çünkü. Buttim kavşağındayız şimdi. Genel itibariyle burası aslında bu saatlerde çok yoğun olmazdı. Ama şu anda trafik yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Buttim kavşağında bir trafik yoğunluğu olduğunu size söyleyelim. Çok olmasa da bir yoğunluk var şu anda. Devam edelim. Sırada Avrupa Konseyi Bulvarı Hayvanat Bahçesi var. Burada da trafik akışının iyi olduğunu görüyoruz. Yani bir yoğunluk yok. Çevre yolu Soğanlı'dayız şimdi. Burada da az önceki tablo gibi trafik akışının gayet iyi olduğunu söyleyelim. Burada da bir trafik akışında bir durma, yoğunluk söz konusu değil. Çevre yolu Soğanlı'da. Ankara yoluna tepeden bakalım. Geliş ve gidiş istikametinde trafik akışının gayet açık olduğunu görüyoruz. Trafik açık burada. Yine burada da bir yoğunluk yok Ankara yolunda. Sırada Merinos Osman Gazi Belediyesi var. Hafif bir yoğunluk var burada. Özellikle geliş istikametinde trafikte hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz ama diğer tarafta trafik akışının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi sabahın ilk saatlerinde Merinos Osman Gazi Belediyesi'nde yol bu durumdaydı. Devam edelim. Kent meydanındayız. Şimdi trafik ışıklarından dolayı şu anda burada araçların durduğunu görüyoruz. Buraya da genel itibariyle baktığımız zaman gayet rahat ve akıcı bir trafik var kent meydanında. Çekirge Meydanı'na gidelim şimdi. Çekirge Meydanı'nda da zaman zaman kavşaktan dolayı burada bir sıkışıklık yaşanıyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Kavşaktan dolayı araçların yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. Altıparmak Meydanı'ndayız şimdi. Altıparmak Meydanı'nda da çekirgeden uzanan yol şu anda araçlar burada yavaş ilerliyor. Hatta zaman zaman duruyor diyebiliriz. Ve son olarak Atatürk Caddesi Ulu Cami'deyiz.
Burada da trafik akışının gayet rahat olduğunu sizlere aktaralım. Yol durumundan da aktaracaklarımız bunlardı. Sabahın ilk saatlerinde yol durumunu da değerlendirdik sizlerle. Peki, dün geceden bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı? Neler oldu bitti? Önemli başlıkları sizlerle paylaşalım. Amerikan yönetimi sürpriz bir karar aldı. Terör örgütü PKK'nın 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. Karar bir ilk. Rakamlarsa Murat Karayalan için 5, Cemil Bayık için 4, Duran Kalkan için 3 milyon dolar. Bu haberi de... Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. Adalet için ödül programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5, Cemil Bayık için 4, Duran Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül belirlendi. Ödülün teröristlerin kimlik ya da yer tespitlerini mümkün kılacak bilgiler karşılığında ihbar edenlere verileceği kaydedildi. Karar, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın 2 günlük Ankara temasları sırasında alındı. Karara ilişkin açıklama yapan Palmer, teröristlerin program kapsamına alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ödül kararı, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü listesine alan Washington yönetimi için de bir ilk aslında. Dışişleri Bakanlığı'nın programı kapsamında en büyük ödüller 25'er milyon dolarla IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ve El-Kaide lideri Eyman el-Zevahiri için geçerli. Listede 3 Türk vatandaşı daha var. Onlarsa 3'er milyon dolar ödülle aranan terör örgütü DHKPC'nin yöneticileri Musa Aşoğlu, Zerrin Sarı ve Seher Demirşen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir kongre seçimi var. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en kritik ara seçimi gerçekleşiyor. Doğudaki eyaletlerde sandıkların çoğu kapandı. Batı kısmında ise oy verme işlemi sürüyor. Senato'daki son dağılıma göre Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169, Demokratlar 179 sandalyenin sahibi. Bugünkü seçimlerde 435 üyeli temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli senatonun da 35 üyesi belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başında. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son 3 ara seçimde seçime katılım oranı ortalama %40 olurken bu yıl rekor kırılması bekleniyor. Kongre seçimlerinde doğudaki eyaletlerde sandıklar kapanırken batıda oy verme işlemi devam ediyor. 6 farklı zaman diliminin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı. Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak. Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi içinde oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor. Seçim öncesi Beyaz Saray ile birlikte hem Senato hem de Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri basını bugünkü seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybettiğini duyurdu. Haberlerde Santo'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı denildi. Son duruma göre Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169, Demokratlar 179 sandalyenin sahibi. Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak. Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi içinde oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemelerde referanduma sunuluyor. Twitter'dan açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Bu gece muhteşem bir başarıydı. Herkese teşekkürler," dedi. Evet.
Evet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nden PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması ile ilgili ihtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir dedi. İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 üst düzey PKK'lı teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir. Geç kalmış bir şeydir. Bunu yapsınlar, olumlu karşılarız. Ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır dedi. Aslında dün günün başlığı ve görüntüsü Suriye sınırından geldi. Türk askerleriyle birlikte Manbij'de ortak devriyeye başlayan Amerika'nın bir yandan da YPG'li teröristlerle Kobani'de ortak devriye yaptığı ortaya çıktı. Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki devriyenin görüntüleri de işte bu şekilde kameralara yansıdı. Amerikan askerleri ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye'nin kuzeydoğusu sınırı boyunca devriyeye başladı. Görüntüler Cuma gününden kayıtlarda Amerikan askerlerinin YPG ile birlikte devriyeye çıktıkları görülüyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, SDG ile ortak devriyenin Cuma günü başladığını duyurdu. Manning, devriyeler düzenli değil. Bu devriyeler bize Suriye Demokratik Güçlerine ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacak dedi. Pentagon sözcülerinden binbaşı Sean Robertson ise devriyelerin Manbij civarında yapıldığını yalanladı. Fransız haber ajansı AFP, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında yer alan Suriye Demokratik Güçlerinin denetiminde bulunan Derbesiye köyünde devriye yaptığını duyurmuştu. AFP muhabiri üzerlerinde Amerikan bayrağı bulunan 3 zırhlı aracın köye gittiğini bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ortak devriyesine Ankara'dan ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kabul edilebilir bir şey değil dedi. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımına ilişkin de ilk kez konuştu. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bizim bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ortak devriyesine bu sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa ziyaretinde konuyu gündeme getireceğini söyledi. Paris'te ayrıca bunları da görüşeceğiz tabii. Bütün belgelerle her şeyle. Ben inanıyorum ki Sayın Trump'a bunu konuştuğumuzda da herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarına yönelik de ilk kez değerlendirmede bulundu. Biz doğrusu bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bütün bu yaptırımlar bize göre dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Benim imkanım, benim gücüm var. Dolayısıyla ben her şeyi yaparım. Olmamalı. Erdoğan Türkiye'nin yaptırım kararına karşı olduğunu söyledi. Biz buradan şu anda 10 milyar metreküp yıl doğalgaz alıyoruz. Biz bu doğalgazı almadığımız zaman ben vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net olmuştur. Hele hele petrole yönelik konularda bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Cumhurbaşkanı bu açıklamalarının öncesinde partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna yönelik eleştiriler, hedefinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Beyefendi ne diyor? Diyor ki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları diyor, resepsiyonu diyor Ankara'da yapılır diyor. Ankara'nın dışında yapılmaz diyor. Ya sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın ya. Sen çıktın Tan Doğan'da. Devlet nedir? Devlet adamı olmak nedir? Sen bunları unuttun. Bunları yapamıyorsun.
Yerel seçimlere yönelik de mesajlar veren Erdoğan, mevcut belediye başkanlarından yeniden aday gösterecek isimleri belirlemeye öncelik verdiklerini söyledi. AK Parti olarak belediye başkan adaylıkları için başvuruları almaya başladık. 12 Kasım'da adaylık başvuruları bizim kendi parti programımız çerçevesinde sona erecek. Hedefimiz öncelikle mevcut belediye başkanlarımızdan yeniden aday göstereceklerimizi kesinleştirmek ve ilan etmektir. Şubat ayının ortası gibi aday listelerinin resmen teslimi gerekiyor. CHP'ye çevirelim şimdi kameraları. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi yönetimi ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ağustos ayında kurda yaşanan hareketlilikle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir ülkenin başkentinde operasyon düzenleniyorsa o ülkeyi açıklamak sizin görevinizdir dedi. Kılıçdaroğlu Kaşıkçı cinayeti üzerindense AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'i eleştirdi. Her şey ateşbaz, her şey. Bunların bir derse ihtiyacı var. Ve o dersi verecek olan da bu ülkenin insanları. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdi. Sarayda kira var mı? Yok. Enflasyon derdi, zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, %26 zam yapacağım. Her ay 59 bin lira alıyorsun. Yetmiyor, bir de emekli aylığı alıyorsun. %26 zam yapacağım diyorsun. Kaç lira olacak? 74.500 lira olacak. Peki ayda 1600 lirayla bu gariban işçi nasıl geçinecek? Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan'a sesleniyorum. Berat Albayrak'a sesleniyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir ülkenin başkentinde operasyon düzenleniyorsa o ülkeyi bize açıklamak sizin görevlerinizden birisidir. Eğer açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz. CHP liderinin gündeminde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de vardı. Kılıçdaroğlu, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu Kaşıkçı cinayetini kapatmaya çalışıyor açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan ve ekibi katilleri Suudi Kralı'nın isteği üzerine serbest bıraktı. Suudi Kralı'na da teslim oldu. Ben hangi gerekçeyle sen bunları serbest bıraktın Erdoğan dediğimde onun sözcüsü diyor ki Kılıçdaroğlu Kaşıkçı olayını kapatmaya çalışıyor. Pes yani. MHP'de şimdi sıra. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha öğrenci andı tartışmasıyla ilgili sert mesajlar verdi. Bahçeli, andımızı okumak, ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP liderinin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ortak devriyesi de vardı. Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Her şeyi bitirdiniz, her konuyu çözüme kavuşturdunuz da geriye sadece Türk milleti kimdir sorusuna cevap aramak mı kaldı? Türkçülüğü ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır. Türküz, Türkçüz, Türkçülük ırkçılık değildir. Andımızı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kata ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Türklüğümüzle de, Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız. Kara çaldırmayız, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demekten de yorulmayız. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD askerleri Membiç'in çevresinde 1 Kasım'dan itibaren ortak devriye faaliyetine başlamışlardır. Ne var ki ABD ile YPG'nin Türkiye sınırında ortak devriye başladıkları ortaya çıkmıştır. ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte hem de PKK-YPG'yi korumaktadır. ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek Suriye'nin kuzeyinde terör devleti tesis etmek için her yol ve yönteme müracaat ettiği açıktır, aşikardır. Türkiye'yi kurnazca ve kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine çekme çabaları varsa bilinmelidir ki
Türk milleti bu oyuna kesinlikle gelmeyecek. MHP'de Erhan Usta'nın görevden alınmasıyla boşalan MHP Grup Başkan Vekilliği koltuğunun yeni sahibi de belli oldu. MHP Grup Başkan Vekilliğine Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül seçildi. MHP'de boş olan grup başkan vekilliği için kapalı grup toplantısında seçim yapıldı. Seçim sonrasında Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül grup başkan vekili seçildi. Emeklilikte yaşa takılanlar için verilen önergenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sırasında MHP milletvekillerine evet oyu verdiren Erhan Usta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri... İYİ Parti'deyiz şimdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener enflasyon oranını ve ekonomideki son durumu değerlendirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iktidara asgari ücretten vergi almayın, elektrik ve doğalgaz zammını geri çekin, çalışanlara kriz zammı yapın diye konuştu. Enflasyon canavarı %25.2 ile son 15 yılın zirvesini gördü. Ne üretebiliyoruz? Ne tüketebiliyoruz? Asgari ücretten vergi almayı bırakın. Sabahtan akşama çalışıp ancak rızkını tedarik edenden vergi almak, onun sofrasından rızkını almaktır. Lüks tüketim hariç KDV'yi %18'den %10'a indirin. Hem enflasyon hem de enflasyon altında ezilen milletimize nefes aldırır. Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın. Hani seçimde 3600 ek gösterge diyordun. Nereye gitti? Elektrik ve doğalgaza yapılan %50'lik zammı iptal edin. Tarımı canlandırmak ve çiftçimize nefes aldırmak için gübre ve mazottan ÖTV'yi tamamen kaldırın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Amerika'nın İran yaptırımları ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu yaptırımlar yerine diyalog çağrısı yaptı. Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'ndan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkinde çarpıcı açıklamalar geldi. Son noktaya geldiği bir aşamada... Henüz kamuoyu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Japonya ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan ortak çalışma grubu önerisinde bulundu, Türkiye bunu kabul etti. Ama bu çalışma grubu sonuç odaklı olmalı. Şu açıktır ki İstanbul'a gelerek Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı? Bu talimatı kimin verdiğini anlamamız lazım. Türkiye'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için kimin talimat verdiği sorusuna Suudi Arabistan'dan yanıt alamadığını söyleyen Çavuşoğlu, ellerinde cinayete ilişkin bazı deliller olduğunu söyledi. Henüz kamuyla paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin de konuştu. Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz dedi. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz. Öte yandan İran'ı köşeye sıkıştırmak ve izole etmek akıllıca değil, bilakis tehlikeli. İran halkını cezalandırmak da adil değil. Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Sekon ile görüşmesinin ardından Başbakan Shinzo Abe ile de bir araya geldi. Ankara'da terör örgütü PKK-KCK adına haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün Altındağ Ulustah terör örgütü PKK-KCK adına silah zoruyla haraç topladığı tespit edildi. 25 şüphelinin yakalanması için Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese 300 polisle şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir evde örgütün elebaşı ile beraberindeki iki kişi yakalandı.
Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 kişi daha gözaltına alındı. Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin örgütün elebaşının kalabalık aile üyelerinden oluştuğu, eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç aldığı belirlendi. Zanlıların tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK, KCK imzalı haraç notları gönderdiği de tespit edildi. Gözaltına alınan 21 kişi emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hala sürüyor. Bursa'dan bir gündem var. Bursa Emniyet Müdürlüğü yakınında bomba paniği yaşandı. Otobüs durağında unutulan şüpheli bir çanta fünye ile patlatıldı. Olay Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında unutulan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Çevre güvenlik çemberi altına alındı. Trafik ve Bursa Ray seferleri durduruldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri şüpheli çantayı uzaktan fünye ile patlattı. Çantadan şantiye bareti ve şahsi eşyalar çıktı. Sabah saatlerinde gerçekleşen bir haber var. Şimdi sırada Edirne'ye gidiyoruz. D100 Karayolu Beylikdüzü mevki Edirne istikametinde seyir halinde kamyon devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Şu anda da görüntülerde görüyorsunuz, seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti de trafiğe kapatıldı. Yine bir hayvana şiddet haberi var sırada. Bu kez adres Muğla oldu. Minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklendiği iddia edilen köpek öldü. Köyceğiz ilçesinde bir kişi köpeğini minibüsün arkasına iple bağlayıp yola çıktı. Sürüklenen köpeği gören iki sürücü tepki göstererek aracı takibe aldı. Sürücü bir süre sonra minibüsü durdurdu. Köpeğin bağlı olduğu ipi kesti ve hayvanı araca koydu. Takipteki sürücüler polisi aradı. Durdurulan araçta köpeğin ölüsü bulundu. Sürücüye para cezası kesildi. Hayvan Dostları Derneği üyeleri sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. O şahsı da iple bağlayıp arabanın yanında sürüklemek lazım. Ve Bursa Valiliği'nde bir dönem daha kapandı. Cumhurbaşkanı kararı ile mülkiye baş müfettişliğine atanan vali İzzettin Küçük heykeldeki tarihi valilik binasında Bursalılarla vedalaştı. Teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Böyle ayrılıklar ne güzel. Bursa Valisi İzzettin Küçük kent halkı ile vedalaştı. Cumhurbaşkanı kararıyla mülkiye baş müfettişliğine atanan Küçük'ün vedalaşma programına ilgi yoğundu. Bursalılar heykeldeki tarihi valilik binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Her yaştan Bursalı'nın ilgi gösterdiği veda töreninde Vali Küçük duygu dolu anlar yaşadı. Mühim olan böyle sevenlerle kucaklaşarak ayrılmaktır. Geriye eğer hoş bir sada bıraktımsa ben mutluyum, mesudum. Sizlerin sevgisi kalbimin en müstesna köşesinde yer alacaktır. Bursa'da yaşamaya devam edeceğini belirten Küçük vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Allah iyi ve güzel ne kadar şey varsa hepsini size nasip etsin. Allah'a ısmarladık. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Vali Küçük'e ilgi dışarıda da devam etti. Bursa seninle gurur duyuyor. Konya Valiliğinden Bursa Valiliğine atanan Yakup Can Bolat göreve 7 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Devam edelim Bursa gündemiyle. BUSMEK kapsamında düzenlenen üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrenciler için bilgilendirme ve motivasyon toplantısı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş gençlere önerilerde bulundu. Giriyorsunuz, ondan sonra da alan yetenekliğimiz.
Bursa Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitim kurslarında üniversiteye hazırlık desteği alan öğrenciler için bilgilendirme ve motivasyon toplantısı düzenlendi. Yeni Karaman Kurs Merkezimizde hafta içi 8, hafta sonu 8 olmak üzere toplamda 16 grupta 500 civarında öğrencimize eğitim veriliyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, gençlerle tecrübelerini paylaştı. Arkadaşlar, tek başına çözülmeyebilir. Eğer inanırsanız, bir işe kanalize olursanız, motive olursanız, onunla alakalı asla ve asla işsiz kalmanız mümkün değil. Aktaş gençlere, her şeyden önce mutlaka hedefiniz olsun dedi. Bir kere hedefiniz olsun, bunu söyleyeyim. Diplomayı herkes alıyor zaten ya. Problem yok bunda. Yabancı dilim var mı? Yok. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 mahallenin ortasındaki 40 yıllık sulama göletinin kuruması vatandaşları tedirgin etti. Bölge halkı suları bir zamanlar evlerinin dibine kadar ulaşan göletle ilgili çözüm bulunmasını istiyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ülkü, Has ve Dedeköy'ün ortasında kalan sulama göleti kuruma aşamasına geldi. Barajda su bulunmuyor. Aşağı 4-5 tane köy bu barajdan faydalanıyor. Yani 200 köy zaten sulama yapıyor. Öbürleri de taşımalı sistemden baraba burada sulama yapıyor. Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, Akköy, Çepni ve Yörükali mahallelerinin de faydalandığı gölette son 2 yılda yaşanan değişime dikkat çekti. Şu anda gölet kurudu. Ta köyün altına kadar barajın seviyesi vuruyordu. Balıklar yaşıyordu. Şu anda yaşama şansları da sıfıra düştü. Bölge halkı göletin eski haline dönmesi için yetkililerden çözüm bekliyor. Bu konuda tedirgin köy halkı da yani. Yani bir çare bulunması lazım yani. Görükle barajından takviye bir su buraya gelebilir yani. Lösemili çocukların tedavi görmesi için toplanan bağışları çaldılar. Bursa'da LÖSEV tarafından iş yerlerine konulan bağış kumbaralarından 4'ü çalınmıştı. O kumbaralardan biri içi boş bir şekilde bulundu. Hırsızlar, lösemili çocukların tedavisine destek için yapılan bağışları bile çalmaktan imtina etmedi. Bursa'da LÖSEV tarafından iş yerlerine konulan bağış kumbaralarından 4'ü çalındı. Hırsızlık anlarından biri Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine giren iki şüpheliden biri gözlülük yaparken diğeri kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldı. Görüntüleri inceleyen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bu suçun cezası da hiç hafif değil. 4 yıl 2 ay indirimli haliyle ceza alıyorlar. Bu ağır cezalara rağmen hasta çocukların bağışlarına göz diktiler. Bu arada çalınan kumbaralardan biri Nülüfer ilçesi Levkoşa Caddesi'ndeki bir iş merkezinin yakınında içindeki paralar alınmış halde bulundu. Böyle bir habere ne denir ki? Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan madde bağımlısı ve hırsızlık şüphelisi olduğu öne sürülen şahıs film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakayı ele verdi. Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Demirtaşpaşa mahallesinde meydana geldi. Çevrede devriye atan ekipler şüphelendikleri şahsın kontrolündeki minibüsü durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan, iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisinde olan şüpheli sürücü polis ekiplerine silah göstererek Ankara yoluna doğru kaçmaya başladı. Ankara yoluna ters yönde giriş yapan sürücü yaklaşık yarım saatin ardından iki araca çarptı. Polis ekiplerinin aldığı önlemi fark eden şahıs panikleyip kaldırıma çıktı. Polis ekiplerinin ateş açması sonucu şahıs kaldırımda bulunan bir ağaca ve daha sonrasında minibüse çarparak durdu. Film sahnelerini aratmayan yarım saatlik kovalamaca işte bu şekilde an be an kayıt altına alındı. Silahlı ve madde bağımlısı şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri yaptıkları ilk aramada minibüste çalıntı olduğu öne sürülen bakır malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kazada yaralanan şahıs Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Kız Kalesi açıklarında kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. İlçeye bağlı Kız Kalesi mahallesi açıklarında akşam saatlerinde
Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde batan teknedeki 12 kişi bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve ilçe emniyet müdürü Ahmet Şahin gözünün de geldiği olay yerinde sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi dünya haberlerine göz atalım. İtalya'da bir sel felaketidir gidiyor. İtalya basınındaki haberlere göre ülkede bir haftadan fazladır etkisini gösteren fırtına ile şiddetli yağışlardan kaynaklı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı yükseldi. 30 oldu. Sel ve heyelanlar nedeniyle 14 milyondan fazla ağaçta hasar gördü. Ülkedeki 6 bölgede verilen fırtına alarmı devam ediyor. Fırtınanın en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 km ile en yüksek seviyeye ulaştığı Liguria bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenmiş ve şehrin kara bölümünün %75'i sular altında kalmıştı. Fransa'ya gidelim şimdi. Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde kısa süre önce boşaltılan 4 katlı 2 bina çöktü. Göçük altında kalan 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Marsilya'nın ünlü eski liman bölgesinde yerel saatle dün sabah 9.30 sıralarında 4 katlı 2 bina çöktü. Binanın sütun ve duvarları sokağa yayıldı. Enkazla kaplanan yolda kameralara harabeyi andıran bu görüntüler yansıdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Enkaz bölgesi güvenlik şeridiyle çevrildi. Olayla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 10 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini, binalarda bulunan 8 kişi dışında çökme anında yoldan geçmekte olan 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarsa sürüyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hafta sonu yaşanan heyelanda görüntüler getiriyoruz şimdi ekrana. Heyelan sırasında bir otobüsteki yolcu tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler dehşet anlarını gözler önüne seriyor. Görüntüler Filipinlerin Luzon adasından. Hafta sonu bölgede etkisini gösteren şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından Luzon'un Benguet eyaletinde yaşanan heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı. Man Asok ve Bugias köylerini birbirine bağlayan yolda başlayan toprak kayması nedeniyle bir yolcu otobüsü sürücüsü birkaç saniye bekledikten sonra heyelan giderek şiddetleniyor. Dev kaya parçaları, ağaçlar, taşlar yamaçtan hızlı yuvarlanırken o anlar Kerse Masilyam isimli bir kadının cep telefonuyla kaydediliyor. Otobüs geri geri giderek felaketten kıl payı kurtuluyor. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Eylül ayında ülkeyi etkisi altına alan Manghut tayfununda yaşanan heyelanlar nedeniyle en az 60 kişi de yaşamını yitirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde bir görüntüyle devam edelim. Eyaletin Waterville otoyolunda bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde yaşanan hortum dehşeti gözler önüne seriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti merkezinde görüntülenen hortum büyük hasara neden oldu. Brian DuBois isimli sürücünün Waterville otoyolunda seyir halindeyken görüntülediği o anlar evlerin çatıları uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü. Kentin güneyinde otoyol çevresindeki tarım arazilerinde büyük kayıba neden olan hortum neyse ki can ya da mal kaybına neden olmadı. Yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes gününün üzerinden tam 100 sene geçti. Avrupa ülkeleri savaşta hayatını kaybeden vatandaşlar için çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.
Anma töreni ise 80'den fazla dünya liderinin katılacağı 11 Kasım Pazar günü Fransa'da gerçekleşecek. 11. ayın 11. gününün 11. saatinde imzalandığı ateşkes. Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran mütareke, Fransa'daki Rotendegar'ı yakınındaki Compiègne ormanında bir demiryolu vagonunun içinde imzalandı. Ateşkes günü olarak adlandırılan o tarihi günün 100. yıl dönümüne günler kala Avrupa'nın pek çok ülkesinde anma etkinlikleri düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Kulesi'nde ise savaşta yaşamını yitirenler anısına 10 bin meşale yakıldı. Meşaleler 11 Kasım'daki anma etkinliğinin ardından söndürülecek. Almanya'nın Münih kentinde tarihi Königsplatz da bu nedenle ilginç bir etkinliğe sahne oluyor. Sanatçı Walter Kuhn savaşa karşı meydanı kırmızı gelincik tarlasına çevirdi. Suni ipekten yapılmış 3000 gelincik meydanı süsledi. Gelincikleri meydana dikmek için çok sayıda insan yardıma koşarken Suriyeli ve Afgan mülteciler de kendi ülkelerindeki iç savaşın sona ermesi dileğiyle gelincik dikme etkinliğinde çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yapacağı Paris'teki 100. yıl etkinliğine Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 80'den fazla dünya lideri katılacak. Gelin hep birlikte piyasalarda son duruma göz atalım. Haftanın ortasındayız, günlerden çarşamba. Borsa İstanbul 94.728'de ve dolar 5.386 seviyesinde işlem gördü. Euro ile devam edelim. 6.148 seviyesinde işlem gördü euro ve son olarak çeyrek altın 349.1 Türk lirasından işlem gördü. Ve böylelikle piyasaları da geride bırakalım. Sırada hava durumu var. Yurtta ve dünyanın bazı merkezlerinde hava durumu. Bursa kent merkezi ve çevre ilçelerde hava az bulutlu 19.9, Gürsu 16.9 derece. Kestel 19.8, Yenişehir 19.9, İznik 20.11, İnegöl 20.9, Mudanya 19.11 derece. Gemlik 20.13, Orhan Gazi 17.12, Karacabey 18.12, Mustafa Kemal Paşa 18.11, Büyük Orhan 17.5 derece. Orhaneli 17.5, Keles 18.5, Harmancık 21.6, Uludağ 16.8 derece. Büyük şehirlerde hava durumu: İstanbul 18.14, Ankara 16.3, İzmir 22.11, Antalya 25.13, Trabzon 18.13 derece. Marmara bölgesinde hava az bulutlu. Edirne 18.13, Çanakkale 19.14, Balıkesir 19.13, Kocaeli 17.11, Sakarya 18.12 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu. Konya 17.3, Eskişehir 18.6, Niğde 15.2, Kayseri 13.1, Sivas 15.0 derece. Ege bölgesinde hava açık. Denizli 21.9, Muğla 20.9, Bodrum 23.15, Afyonkarahisar 17.3, Kütahya 18.5 derece. Yurdun güneyinde hava yer yer yağışlı. Adana 24.14, Mersin 23.14, Kahramanmaraş 19.11, Gaziantep 16.11, Diyarbakır 16.10 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava yer yer yağışlı. Erzurum 10.0, Kars 8.0, Malatya 14.9, Elazığ 16.8, Van 13 derece. Karadeniz bölgesinde hava az bulutlu. Artvin 12.5, Samsun 17.10, Rize 19.12, Bolu 17.4, Zonguldak 16.11 derece.
Saatler 9.46 ve sabahın ilk saatlerinden aktaracaklarımız bunlar da hava durumuyla da bu şekilde olayda sabah programını kapatmış olalım. Dün geceden bu yana yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaştık. Saat 13'te ve 15'te ben yeniden karşınızda olacağım. Ara Haber Bülteni'nde yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.